Erkek çocuklarında doğuştan görülen bozukluklar çok çeşitli olarak karşımıza gelebilir. Bunlardan tabii ki yine hem idrar yolları hem üreme bozuklukları ile ilgili rahatsızlıkları görebiliriz. Üreme bozuklukları ile ilgili olarak testislerin olmaması veya olduğu halde tam torbaya inmemesi en sık gördüğümüz rahatsızlık. Bunun dışında penisle ilgili olarak idrar kanalının tam olarak penis ucuna açılmaması ve genelde günlük konuşmada peygamber sünneti diye tanımladığımız bir bozukluk da maalesef zaman zaman görüyoruz. Burada idrar açılması gereken tam penisin uç noktasında değil, daha geride olmaktadır. Bu daha geride olma noktası çok değişik seviyelerde olabilir. Bazen penisin uç kısmına yakın olmakla birlikte zaman zaman çok geride ve bazen hatta torbanın yakınlarında dahi olabilir. Kanalın çok geriye açıldığı durumda ise penis sertleştiği durumda penisin düz olmadığını, eğri olduğunu da saptıyoruz. Bunların dışında yine idrar yolunda, özellikle idrar kesesinden sonraki idrar yolunda, tam idrar kesesinin çıkışından sonra olan bazı doğumsal kapakçıklar idrar akışının normal şekilde yapılmasını engelleyebilir. Yine idrar kesesiyle ilgili kapanma bozuklukları, karına direkt açılması, idrar kesesiyle ilgili dışarı doğru cepler görebileceğimiz rahatsızlıklar arasında. Burada idrarın idrar kesesine geldikten sonra geriye kaçmaması gerekir normal şartlarda. Geriye kaçtığı durumlara vezikoüreteral reflü olarak tanımlıyoruz. Bu da görülebilecek bir diğer rahatsızlık. Yine idrarın böbrekten oluştuktan sonra kanallar, idrar kanalları aracılığıyla mesaneye geldiğini biliyoruz. Bu kanallarda olabilecek darlıklar, bu idrar kesesine açılma yerinde veya böbrek ana kanalında olabilir. Bunlar da görülebilecek diğer rahatsızlıklar arasındadır. Bunun dışında böbrekle ilgili böbreklerin yerinde olmaması, bir tanesinin olmaması veya birbiriyle yapışık olması gibi çeşitli doğumsal rahatsızlıklar da görülebilecek rahatsızlıklar arasındadır. Bunların birçoğu, hemen hemen hepsi uygun şekilde değerlendirildikten sonra uygun yöntemle, müdahaleyle düzeltilmesi mümkün olan rahatsızlıklardır.